Merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıda tanımlar verilmiştir. Bu tanımlar arasında aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir? Dileme, tercih etme ve karar verme gibi davranışlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmaktır. Var mı? Var. İrade. Allah'ın istediği gibi dilemesi ve seçmesidir. Külli irade. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve tercih etme kabiliyetidir. Cüz'i irade. Cevap Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle külli irade örneğidir. Geçtiğimiz günlerde genç yaşta yakalandığı kanser nedeniyle hayata gözlerini yuman Neslican Tay bu hastalığı 3 kez yenmiştir. Külli irade örneği midir? Değildir. Yani cevap A şıkkı arkadaşlar. Diğerlerini de inceleyelim. İkinci cümle emek örneğidir. Bir bacağını kaybetmesine rağmen hiçbir zaman umutsuz olmamış ve tedavisi için gerekli tüm çabayı göstermiştir. Doğru. Üçüncü cümledeki ifade tevekkürün göstergesidir. Azmiyle, umuduyla örnek olmuş ve herkese umut aşılamıştır. Dördüncü cümledeki ifade elinden geleni yaptığına örnektir. Son olarak belki kaybedeceğim ama belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim sözü ise hafızalarımıza kazındı. Bu da elinden geleni yaptığına örnektir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlış kader anlayışını örnek oluşturmaz? A. Bir sporcunun beslenmesine, antrenmanlarına ve uyku düzenlerine dikkat etmeden galibiyet beklemesi. Doğru. B. Lise sınavlarına girecek bir öğrencinin düzenli ve disiplinli ders çalışmadan fen lisesini kazanmayı istemesi. Doğru. C. Bir çiftçinin tarlasına gereken bakımı yapmadan tarladan verimli ve bol ürün almayı düşünmesi. Yani kendi elinden geleni yapmamış ve bol ürün almayı hayal ediyor. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Ayetel Kürsi ile ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bakara suresinin 255. ayetidir. Doğru. İçinde kürsi sözcüğü geçtiği için bu ismi anmıştır. Doğru. Hz. Muhammed'in özelliklerini anlatır mı? Dursun. Öyle bir şey yok içerisinde. D. İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid üzerine durulmuştur. Doğru. Cevap C şıkkı. Bir diğer sorumuz. Taha suresi 43 ve 44. ayetler. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o gerçekten çok azdı. Yine de söyleyeceklerinizi yumuşak ola ki aklını başına toplar ve içine bir korku düşer. Bu ayete göre belirtildiği gibi Firavun'a Allah için davette bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Firavun'a kardeşi Harun'la birlikte giden kimdi? Hazreti Musa idi. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Yukarıda bir hadis-i şerif var. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu zulmetmez, onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Bu hadisten yola çıkarak İslam'ın yardımlaşmaya verdiği önem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ancak bize iyilik getireceğini bildiğimiz yardımı edebilir miyiz? Edemeyiz. B. İnsanlar doğumundan ölümüne kadar birbirinin yardımına muhtaç mıdır? Dursun. C. Sadece Müslümanlar Müslüman olan kimselere yardımda bulunabilir mi? D. Kişi arkadaşının kusurunu asla örtmemelidir. Ne diyor? Örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Cevap B şıkkı arkadaşlar. Bu ayeti göz önünde bulundurarak yaptığımız davranışlarda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Ali İmran suresi 92. ayette diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Bize gerçek hakikat bir iyiliğin nasıl olduğunun örneğini veriyor Allah. Sevdiğin şeylerden verirsen gerçekten iyilik yapmış olursun, gerçekten iyiliğe erişirsin, iyilik yapmış olursun. Sonra diyor ki, her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.
Bu ayeti göz önüne bulundurarak yaptığımız davranışlarda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Ara sıra kullandığını vermek var mı? Çok eskiden eşyaları vermek. Modası geçenleri vermek. Çok sevdiği şeyi vermek. Sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Çok sevdiğini vermek doğru olur. Cevap C şıkkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zalim de olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine birisi, eğer Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim ama zalim ise ona nasıl yardım edeceğim dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, onu zulümden uzaklaştırırsan veya onun zulmüne engel olursan işte bu ona yapacağın yardımdır. Bu hadiste yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Yardımlaşma sadece zekat, sadaka ve infak ile olmalıdır. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyor. B. Zengin ve fakir herkes gücü yettiği kadar yardımda bulunmalıdır. C. Yardımlaşma Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. D. Yardımlaşma sadece maddi şeylerle sınırlı değildir. Birisini kötülükten alıkoymak da yardımlaşmaktır. Kötülüğe engel olmak da yardım etmek demektir. Cevap D şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydalarından biri değildir? Neye bakacağız şıklarda? Zekatın toplumsal faydalarına bakacağız. A. Kişiyi bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan kurtarır. Kurtarır mı? Kurtarır. Ama bu bireysel bir fayda değil mi? Evet. Cevap A şıkkı. Ama diğer şıklara da bir bakalım arkadaşlar. B. Yoksul insanların kendilerini yalnız hissetmelerini engeller. Değil mi? Toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir mi? Güçlendirir. Sosyal adaletsizliğin önüne geçilmesini sağlar mı? Sağlar. En alt tabakayla en üst tabakadaki fark en aza iner. Çünkü yardımlaşma zekatın verdiği bir güzellik oluyor. Toplumsal faydalardan biri oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda bu yukarıdaki parçamız zekat, sadaka ve infak gibi ibadetlerin hangi yönüne değinilmiştir? Zekat, sadaka ve infak gibi. İnfak deyince aklımıza gelecek bir kelime vardı. Harcamak. Allah için harcamaya ne diyoruz? İnfak diyoruz. Bu gibi ibadetlerin hangi yöne değinilmiştir? Bakalım yukarıya. Yapılan bazı araştırmalarda zekat veren insanların daha mutlu, daha huzurlu ve daha pozitif olduğu ortaya konmuştur. Paylaşmak, zor durumda olan insanlara yardımda bulunmak, birinin mutluluğuna böylelikle şahit olmak, manevi olarak insana çok güzel hisler yaşatır. Hangi yönde değinilmiş? Kimlerin verileceğinden bahsetmiş mi yukarıda? Bahsetmemiş. Bir psikolojik, bireysel verdiği huzurdan bahsetmiş yukarıda. B. Sadece topluma olan katkısından bahsetmiş mi? Hayır. Bakıyoruz insanın kişisel olarak huzurlu ve pozitif olduğuna değiniyor. C. Kimler tarafından verileceğine değinmiş mi? Zekat kimler tarafından verilir, sadaka kimler tarafından verilir, infak kim tarafından verilir? Bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. D. Bireye olan katkıları. Ne gibi katkıları var? Mutlu, huzurlu, pozitif olduğu. İnsanlara daha güzel hisler yaşattığına dair bireysel olan katkılarından bahsetmiş. O yüzden cevap D şıkkı arkadaşlar.